Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hayvansal dokularla ilgili soru çözümü yapacağız. İlk olarak başlayalım sorularımıza. Ben bütün videoların arkasında soru çözümü yapmaya dikkat edeceğim. Birinci sorumuzda diyor ki, yaşlanan bir insanda gençlik dönemine göre aşağıdakilerden hangisi kemik dokuda farklılık göstermez? Şimdi bakıyoruz. Yaşlanan insanın ilk önce gençlik dönemini düşüneceğiz. Daha sonra da yaşlılık dönemini düşüneceğiz. Hangisinde bir farklılık görülmez? Kemiklerin sertliği. Arkadaşlar, insanlar yaşlandıkça kemiklerinin sertlikleri artar ve dolayısıyla da bunda bir farklılık gözlenir. Kemiklerin kırılganlık oranı yine aynı şekilde kırılganlık oranı da artar. O yüzden yaşlılarda kemik kırılması oldukça fazla gözlenir. Bizim çocukken kemiklerimizin yapısında hem organik madde hem de inorganik madde vardır ama organik madde miktarı daha fazladır. Yaşlandıkça organik madde azalır, inorganik madde artar. Dolayısıyla kırılganlık da artar arkadaşlar. Kolajen madde oranı, kolajen lif demektir. Lifler de yine yaşlandıkça azalarak kemiklerin daha sert bir yapıya sahip olmasına sebep olur. DNA'daki şifre dizilimi. Ne olursa olsun hiçbir hücrede DNA'da şifre dizilimi değişmez arkadaşlar. O yüzden cevabımız bu olacak. Mitoz bölünme hızı. Yine yaşlandıkça metabolizmamız yavaşlayacağı için mitoz bölünme hızı da yavaşlar. Dolayısıyla cevap denizde olur. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda diyor ki, epitel dokunun görevleri içerisinde verilenlerden hangileri bulunur? Arkadaşlar, epitel dokuyu hatırlayalım. Epitel doku 3'e ayrılıyordu. Örtü epiteli yazayım hatta şuraya. Salgı epiteli. Bir de duyu epiteliydi. İsimlerinden zaten ne olduğunu çıkarıyoruz. Salgılama diyor. Salgılamayı hangisi yapacak? Salgı epiteli. Koruma diyor arkadaşlar. Bir örtümüz olması lazım ki korusun bizi. Dolayısıyla koruma da yine örtü epitelinin içerisinde. Bu bir görevidir. Başka dokulara dönüşme. Başka dokulara dönüşüm olayı epitel dokuda yok. Bu olay bağ dokuda vardır. O yüzden bağ dokunun bir özelliğidir. Dolayısıyla bizim bu soru için cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Geçelim 3. sorumuza. Evet, 3. soruda diyor ki, kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan epitel örtü hücre tipi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar, kan damarlarının iç yüzeyini yassı epitel kaplamaktadır. Yassı epitel. Yani burada cevabımız A şıkkı olacak. Ama şunlara birer tane örnek verelim isterseniz. Kübik epitel için böbrek tübülleri yazabiliriz. Böbrek tübülleri. Daha sonra silindirik epitel için sindirim ve solunum yolu yazabiliriz arkadaşlar. Silinim, solunum yolu, sindirim ve solunum yolu. Çok hücreli epitel, hatırlayın bunu anlatırken bezlerden bahsetmiştim. Endokrin ve egzokrin bezler. Arkadaşlar, çok hücreli olan epitel endokrin ve egzokrin bezler örnektir. Endokrin ve egzokrin bezler. İşte bunlar hormon, tükürük, gözyaşı gibi salgılar üretiyordu. Tek hücreli epitele geldiğimizde bu da tek bir hücremiz vardı. Goblet hücreleri. Bunlar da ne salgılıyordu? Mukus salgılıyordu. Evet, cevabımız ne oldu bu şekilde? A şıkkı oldu. Geçelim 4. sorumuza. 4. sorumuzda diyor ki, aşağıdakilerden hangisi bağ dokudan farklılaşan bir doku değildir? Şimdi bağ dokudan 6 tane doku farklılaşıyor arkadaşlar. Bunların isimlerini şöyle bir yazalım. Ne vardı? Gevşek bağ doku. Gevşek bağ doku. Sıkı bağ doku veya fibroz bağ doku da diyebiliriz. Daha sonra kan doku vardı. Kas doku, şey pardon, kıkırdak doku. Yağ doku. Kemik doku. Bunlar bizim çeşitlerimiz. Bağ dokudan farklılaşan doku çeşitleridir arkadaşlar. Bunların içerisinde hangisi yok? Kas doku yok, değil mi? O zaman cevabımız ne olacak? Kas doku olacak. Geçelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki, bağ dokunun görevleri içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Bağ dokunun görevleri. Hemen bakalım.
Doku kaybını önleme. Arkadaşlar, bağ doku bölünebilme özelliğine sahip olduğu için yaralanmalar sırasında doku kaybını önler. O yüzden bu doğrudur. Kanın damar içinde pıhtılaşmasını önleyen madde üretimi. Şimdi kanın damar içinde pıhtılaşmasını önleyen maddeyi mast hücreleri dediğimiz hücreler üretir. Mast hücreleri. Bu madde de heparin maddesidir arkadaşlar. Heparin kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını önleyen bir maddedir. Ayrıca mast hücreleri histamin dediğimiz bir madde daha üretir. Yeri gelmişken söyleyeyim. Histamin. Histamin maddesi ise kanın damar içerisindeki akışını kolaylaştıran bir maddedir. Mutlaka kanımızda bulunması gerekiyor. O zaman bu da yine bağ dokunun görevidir. C şıkkında diyor ki bölünme özelliğini kaybeden dokulara bölünme özelliği kazandırma. Arkadaşlar, hayvanlarda, insanlarda aynı şekilde söylüyorum. Bölünme özelliğini kaybeden bir hücre tekrardan bölünme özelliği kazanamaz. Bitkilerde böyle bir durum vardır. Yeniden bölünme özelliği kazanabilir ama insanlarda, hayvanlarda böyle bir özellik yok. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Diğerlerine de bakalım. Zararlı ışınlara karşı koruyan madde üretme. Bağ doku içerisinde bulunan işte bazı yapılar arkadaşlar yine bizim zararlı ışınlara karşı madde üretebiliyor. Örneğin yağ dokuyu hatırlayın. Yağ dokunun içerisinde bu görev vardır. Bağışıklıkta rol alma. Makrofaj hücrelerimiz vardı. Makrofaj hücreleri ileride bağışıklık sisteminde anlatacağım. Bağ dokudan farklılaşarak yine bağışıklığımızda rol alır. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim 6. soruya. Evet, diyor ki aynı görevi yapan iki dokunun farklı canlı türlerine ait olduğunun belirlenmesinde. Şimdi aynı görevi yapan iki doku var ama farklı canlı türlerine ait olup olmadığına bakacağız. Diyor ki verilenlerden hangilerinin farklı olduğunu saptanması yeterlidir. Yani ben bu iki dokunun farklı canlı türlerine mi ait yoksa aynı canlıya mı ait olduğunu nasıl öğrenirim, buna bakıyorum. Çekirdekteki kromozom miktarı. Arkadaşlar, kromozom DNA artı protein demektir. Aynı şekilde kromatin de bu şekildedir. Şimdi iki dokunun farklı canlı türlerine ait olabilmesi için DNA diziliminin farklı olması lazım. Dolayısıyla ben bunu kullanırım. Eğer size böyle bir soru sormuşsa o sorudaki cevaplarda şunları arayacaksınız. Kromozom miktarı ya da işte kromozom yapısı diyebilir. Daha sonra DNA yapısı diyebilir veya kromatin yapısı diyebilir arkadaşlar. Bu üçünden birini gördüğünüzde direkt işaretleyeceksiniz. Geriye kalan şıkları eliyoruz. Çünkü bunlar genetik bilgiyle ilgili değildir. O yüzden diğer şıkları eliyoruz. Sitoplazmadaki ribozom miktarı herkeste farklılık gösterir. Hatta benim işte diyelim ki derimde bulunan iki hücrede bile farklılık gösterebilir. O yüzden bu olmaz. Aynı şekilde mitokondri miktarı için de geçerlidir. Cevabımız ne olacak? Yalnız 1 olacak arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. 7. sorumuz. Şöyle ayarlayalım. Evet, diyor ki örtü epitelinin bir çeşidi olan tek katlı yassı örtü epiteli. Tek katlı yassı örtü epiteli verilen yapılardan hangisinde bulunur? Arkadaşlar, yassı epitel, tek katlı olan yassı epitel bizim damarlarımızda kan damarları, alveollerde, yine aynı şekilde organlarımızın dış kısmında bulunur. Peki burada şıklara bakıyorum hemen. Bakın ne diyor? Kılcal damar, o zaman alacağım. Alveol duvarı, o zaman alacağım. Diyor ki ince bağırsak villusları. Burada mukus salgılayan goblet hücreleri vardır arkadaşlar. O yüzden ince bağırsak villuslarını almıyoruz. Cevabımız ne oluyor? Kılcal damar ve alveol duvarları oluyor. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olur. Geçelim bir diğer sorumuza. 8. sorumuz. Diyor ki insanda bulunan şeklindeki yapılar hücrelerinin metabolizma hızları bakımından çoktan aza doğru nasıl sıralanır? Arkadaşlar, şimdi bunları bir karşılaştıralım. Sizce burada metabolizması en hızlı olan hangisi olacak?
Kas doku olacak değil mi? Çizgili kas doku. Çizgili kas kemiklerle birlikte bizim hareket etmemizi sağlar. Dolayısıyla en hızlı olan bu. Birinci sırada bu. Daha sonra geriye iki tane kaldı. Yağ ve kan doku. Şimdi yağ dokunun yaptığı pek fazla bir şey yok. Görevi yağ depolamak. Ama kan dokuya baktığımızda içerisinde bulunan hücreler oksijen taşır, karbondioksit taşır, daha sonra bağışıklıklar rol alır. Dolayısıyla ikinci sırada bu var. Üçüncü sırada ise yağ doku vardır. Çoktan aza doğru dediği için nasıl sıralıyoruz? 2, 3 ve 1 olarak sıralıyoruz. Cevabımız bu şekilde oluyor. Gelelim bir diğerin arkadaşlar 9. soruya. 9. soruda diyor ki epitel dokuda kılcal damar bulunmaz. Bu nedenle gerekli olan besin ve oksijen ihtiyacını aşağıdaki dokulardan hangisinden karşılar? Arkadaşlar eğer ki bir doku kılcal damar bulundurmuyorsa o doku mutlaka besin ihtiyacını, oksijen ihtiyacını bağ dokudan karşılıyor. Sadece epitel doku değil, bizim vücudumuzda farklı dokular da vardır kılcal damar bulundurmayan. Örneğin kıkırdak doku bulundurmaz. Yine gözümüzde bunlar retina tabakası, kılcal damar bulundurmaz. Bunlar alt tabakada bulunan bağ dokudan beslenirler. Evet, sorularımız bu şekilde. Dediğim gibi her konu sonrasında böyle sorular çözmeye çalışacağım. Birkaç tane en azından çeşit olarak görün diye. Tekrar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.